Eğer ki bu yoldan dönecek olan olursa, o ki hiç aşık olmamıştır. Eğer ki ikinci bir adam daha bu sevdaya engel olursa, bilin ki bu sevda hiç olmamıştır. Lan felaket adamsın ha Sabri. Acayip bir adamsın yani. Gün Ayşe'yi kurtarma günüdür Sabo. Artık Ayşe'yi ikinci defa kaybetmek yok. Kaybetmek yok. Kaybetmek yok. Kaybetmek yok. Artık kaybetmek yok. Kaybetmek yok. Kaybetmek yok. Nermin koş. Anahtarı getir çabuk yakaladım. Ya. Senin bir delilik yapmana engel oluyor. Baba Ayşe aradı beni, Ayşe aradı. Valla gitmem lazım benim. Eve gideyim mi aramıştı. Sabri yetiş, beni istemeye gidiyorlar kurtar demiştir değil mi? Valla öyle dedi, vallahi hayır, hadi abi. At orada ya, hadi. Ah, kapat. Açın ya, kapıyı açın. Anne kaç defa dedim sana ya. Bu kız iyi değil. Şunu bizim doktora bir gönderin dedim ya. Ya Rıza'cığım Allah Allah. Öküz altında buzağı arama ya. İyi işte. Nasıl iyi ya? Nasıl iyi? Ben bile iyi değilim. O nasıl iyi olabiliyor? Ay buna düştü. Tasası yedi bitirdi kendini. Kız cimcime. Bak bu enişten de boş değil ha. Bunu da seversin. Sevmeyeceğim işte. Sevmeyeceğim. Erkut. Bak daha şimdiden elin adamına enişte deyip de beni delilendirme ha. Rıza haklı, haklı. Bu kız iyi değil. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya ayakkabımı temizliyorum anne ya. Evde giyeceğim bu ayakkabıyı. Ev ayakkabısı bu. Vallahi bak ısrar etmeyin ha. Bütün gün bunu temizledim. Ne kalacak? Sonunda olacak. Değil diyorum işte. Bu kız iyi değil. Değil ya. Allah Allah. Normal Ayşe'nin yapacağı hareketler mi bunlar ya? Bu kız boşanalı daha 10 gün olmuş. Ayşe hiç tanımadığı bir adamı eve çağırır mı ya? Hiç Ayşe'lik hareket mi bu? Ah ah Rıza'cığım. Dul olmak çok zor, dulluk çok zor. Hele böyle gençsen, güzelsen. Bir de böyle bizim gibi mahallelerde yaşıyorsan. Vallahi bak Allah göstermesin sana bir şey olsun. 40'ın çıkana kadar şöyle bir beklerim, etrafıma bakarım. Senen dolunca da artık başımı bağlarım. Sonuçta küçük kızımız var, laf söz olmasın. Kız sus. Çocuğu hemen öldürdü, gömdü. Allah korusun. Bırak anne, bırak. Ben bunun zevzekliklerine alıştım zaten ya. Benim derdim Ayşe. Diyorum size bunlar normal Ayşe'lik hareketler değil. Aa, nasıl hareketlermiş onlar abi? Ne o elindeki? Ne yapıyorsun sen? Bir git. Ne yapıyorsun kızım sen? Abicim ne yapayım? Mutluluğumu takipçilerimle paylaşırım abicim. Bak Ayşe, güzel kardeşim. Ben artık senin anlamıyorum yani. Hadi Kerem ne veren bir şeymiş falan bunları bir kenara bırakalım da. Yahu daha sen boşanalı 10 gün oldu bacım. Yani bu nedir? Bir önce bir dur, bir dinlen, bir kafanı dinle, bir acını çek ya. Bir sakin ol. Yok abi ben vallahi iyiyim, çok iyiyim. Bak gayet iyiyim. Oh, her şey geçti bitti. Hah, oh. İyi. Güzel. Demek bayağı kandırdın bizi yani. Aa, gözümüzün içine baka baka. Vallahi ben seni bayağı aşık sanıyordum. İşte oldu, aşıktım oldu, bitti geçti. Neyse abi sen hala neyi soruyorsun ki? Hiç. Ya Ayşe'cim boş ver ya, boş ver ya. Bunlar senin böyle direkt hayata adapte olmanı, doğrudan böyle ileriye, geleceğe bakmanı algılayamıyorlar. Güzel kardeşim benim. Olay bu ya, sen boş ver. Ay hem de ne ya, Allah Allah. Kızcağız yapmış evliliğini, almış %10'unu almış. Ondan sonra şirketin reklam yüzü olmuş. Oradan da parasını kazanacak her ay yıllarca. E bir de Alamancı talibi var. Daha ne olsun be, ah be Ayşe, aferin. Helal kız sana. Yakışıyor mu şimdi bu laflar sana, ha? Yakıştırıyor mu kendine bu lafları Ayşe? Hadi tamam, şirketin %10'unu, şirketin yüzü olmayı bir kenara bıraktım. Da yani seni tanımayan bir adam seni istemeye geliyor. Bu Ayşe'ye yakışıyor mu şimdi? Ya ne tanımıyorsa abi ya. Nereden çıktı ki tanışmadıkları? Bunlar tanışmış. Şeyde, mahallede buluştunuz değil mi? Söylesene kız. Abi ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum sen? Bunlar buluşmuş diyorum ya. Allah! Ne diyorsun lan, ne buluşmak? Ya aa, evlenecekler, flört edip buluşmasınlar mı? Buse, hadi kalk kalk halacığım. Aykut amcanın odasına koş. Heh. Ne flörtü oğlum, ne flörtü? Bu kız boşanalı daha bir hafta olmadı. Ayşe ne diyor bunlar? Bırak sana çocuğu oğlum, motor oldu ya. Abi flört yok. Yolda karşılaştık. Öyle takip etmiş beni.
sürekli ayaküstü konuşmak zorunda kaldım. Flört falan yok. Ayrıca onunla da değil, kuzeniyle karşılaştım. Çocuk kim görmedim bile. Lan ben niye kimsenin kuzeniyle karşılaşmıyorum yolda? Ha beni niye kimse takip etmiyor yolda Ayşe? Oha daha neler. Sen de mi flörtle şekerim? Kutsuz. Abi flört falan yok, flört yok. Normal sıradan bir isteme işte. Hah bak işte duydum. Hadi, hadi. Bak. Ne haliniz varsa görün be. Ne haliniz varsa görün. Karışmıyorum ben. Çekil ya. Yok öyle de deme abi. Şey olarak düşün. Zaten şey olmasın diye, ben laf söz olmasın, biri bir şey demesin diye istemeye gelsinler dedim. Ama sen yine çok şey yapma gülüm. Yani artık genç kız değilsin, dulsun bir de. Kur yuvanı git sen, boş ver. Of, yenge sen de ne diyorsun, ne yapıyorsun sen, bir sus. Zaten benim istemedim. Maysız geçmez. Kesin Sabri falan gelir. Kesin gelir, Sabri gelir ya. Ya o iş halledildi, rahat olun. Sabri hayatta gelemez. Gittim direkt Kadir abiyle konuştum. Sabri tamam, evden çıkamaz o. Burada camdan falan hiçbir yerden giremez içeri. Ne demek Sabri yok abi? Yok işte kızım. Sabri senin saadetine mani olmayacak şekilde kontrol altına alındı. Allah Allah. Ya sen bunları düşünme ya güzel kardeşim. Düşünme sen bunları. Bugün senin en mutlu günün. Ya da en mutlu günün iki. Ya aslan abim şu yakışıklılığa bakın şu adamın be. Etme. Ya hepsini kaldır o işler ya, hepsini ya! Hayırlı! Ayıramayacaksınız beni Ayşem'den! Vallahi Ayşe bu sefer de o Almancı'yla evlenir, beni teğet geçerse var ya... ...tüm Ankara 90 camiye yıkarım ha! Tüm İskoçya'yı buraya yiyorum ha! Oğlum kıracağım lan kapıyı! Doğru bir şey mi yaptık acaba? Deli gibi bir şey oldu yavrum. Kadir! Beni duyuyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?